Merhaba arkadaşlar. Kesirlerde şimdi de işlem yapacağız. Kesirlerde işlemler deyince aklınıza toplama, çıkarma, çarpma ve bölme gelmeli. İşlem deyince toplama, çıkarma, çarpma ve bölme gelmeli. Şimdi öncelikle toplama nasıl yapılır? Eğer paydalar eşit ise toplama yapabilirsiniz. Paydalar eşit değilse toplama yapamazsınız arkadaşlar. Mesela 1 bölü 2 ile 1 bölü 3'ü toplayamazsınız. Paydaları eşitlemeden toplayamazsınız. Ancak paydalarını 6 yapıp toplayabilirsiniz. Paydalarını 6, 12, 18 gibi bir yerde eşitleyip toplama yapabilirsiniz. O halde hemen sıradaki soruya bakalım, paydalar eşit midir? Zaten Alper bir önceki derste çözmüştü. Demişti hocam paydaları eşit olduğu için 1 bölü 5 ile 2 bölü 5'i toplayabilirim demişti. Yani 3 bölü 5 yapmıştı değil mi? 1 tam 3 bölü 5, bir de tam kısmı var. 1 tam 3 bölü 5 demek, 1 kere 5 5, 3 daha 8 bölü 5 demiştik. Şimdi sıra ikinci soruda. Paydaları biri 6, diğeri 3. Eşit değil. Hemen eşitleyeyim. Paydaları 6'da eşitlenir. 2 ile genişletin. O zaman 4 bölü 6 ile 5 bölü 6'yı toplarsanız 9 bölü 6 olur. Buradan da 3 bölü 2 diye sadeleştirebilirsiniz. Ama şıklarda 9 bölü 6 var zaten. Bir daha söylüyorum. 3 bölü 2 nasıl oldu? 9 da 3'e bölünüyor, 6 da 3'e bölünüyor. 3'e bölerek bulabilirsiniz, tamam mı? 3'e böldünüz 3, 3'e böldünüz 2. Ama payda ve payın da o sayıya bölünmesi lazım. Evet, aynı sayıya bölünüyorsa hemen bölün. En sade halidir bu. En sade halini bulmuş olursunuz. Evet, üçüncü soruya geçiyorum. Ekranı dilediğiniz gibi büyütüp küçültebiliyorsunuz. Eğer telefondan giriyorsanız, ekran küçükse kendinize göre ayarlayın arkadaşlar. Ben bilgisayardan giriyorum. Evet, okunuyor değil mi? Büyütmeme gerek var mı? Yok hocam. Yok. 5 tam 3 bölü 7 işleminin sonucu kaçtır? Bunu bileşik kesre çevir demiş. 5 ile 7'yi çarp, 35, 3 daha 38 bölü 7. Dördüncü soru daha, paydaları eşit değil. Paydaları eşit diyelim. Eşitliyoruz paydalarını. Kaçta eşitleriz? 6'da. 2 ile genişletin. 13 bölü 6 eksi. 2 ile genişletirseniz 2 kere 2 4. 2 kere 3 6. Şimdi çıkarma yapıyorsunuz. Eğer paydaları eşitse çıkarma yapabilirsiniz. 13'ten 4 çıkar. 6'yı aynen yaz. Yani 9 bölü 6 olarak bulunur. Şıklarda 9 bölü 6 yoksa sadeleştirme yaparsınız. Bakın yok şıklarda. O zaman 9 bölü Evet. 6'yı nasıl yapacaksınız 9 bölü 6'yı? 3'e böldünüz 3. 3'e böldünüz 2. 3 bölü 2 D şıkkında olduğunu görüyoruz. Beşinci soruya bakıyoruz. Dört tam eksi bir tam 2 bölü 3. Hatta şöyle yapabiliriz. Farklı bir yöntem göstereyim mi size? Önce tam kısmını çıkart. 4 tamdan hem 1 tam çıkaracak hem 2 bölü 3 çıkaracakmış. Bakın hem 1'i çıkaracak hem 2 bölü 3'ü çıkaracak değil mi? Şu kısmı çıkarması lazım. 4 tamdan 1 tam çıktı, 3 tam. Eksi 2 bölü 3 var. Toplama işlemi olunca ne yapıyordunuz? 3 tam artı 2 bölü 3 olunca
3 kere 3 9, 2 daha 11 bölü 3 yapıyordunuz. İşte çıkarma olunca bu sefer çıkaracaksınız. Toplama değil de çıkarma yapacaksınız. 3 kere 3 9. 2 çıktı. Çıkar. Fayda 7. Aynen yazılır. 7 bölü 3 olarak yazılabilir. 7 bölü 3 demek de 7 tam 7'yi pardon 3'e bölün. 2 kere 3 6 1 kalır. 2 tam 1 bölü 3 oldu. 1 bölü 3. 2 tam 1 bölü 3. Ben bunu şimdi paydaları eşitleyerek çözmek istiyorum. Çünkü buradan kafanız karışabilir. Bence karışmıştır da. Şuna daha çok alışıksınız. Önce şu bileşik kesre çevirin. Bileşik kesre çevirin. Tam sayılı kesri. Bileşik kesre nasıl çevireceksiniz? 1 kere 3, 3. 2 daha 5 bölü 3. 4'ten 5 bölü 3'ü çıkaracağız. Arkadaşlar 4'ün altında gizli bir 1 varmış gibi düşünüp paydayı 3'te eşitleyebilirsiniz. 4 kere 3, 12 bölü 3. Eksi 5 bölü 3. 12 bölü 3 oldu burası. 5 bölü 3 çıkıyor. 7 bölü 3 oldu mu? 12'den 5 çıktı 7. 7 bölü evet, oldu. 3 oldu. Peki 7 bölü 3 tek hangi şıktadır? Tek yapmamız gereken 4'ün altına bir 1. 5 şıkkı 7 bölü 3'tür zaten. 2 kere 3 6. 1 daha 7. 7 bölü 3 olmuş olacak. Veya tekrar söylüyorum. 7'yi 3'e bölünce 2 kere var. 2 kere 3 6. Kalan 1. Tam kısım. Kalan 1 de pay. Bölen de paydaya yazılır arkadaşlar. Bunu her zaman böyle yazıyoruz. Evet, 6'ya geçtim. İşlemin sonucunu bulurken şöyle dikkat edin. Burası 1 bölü 2'dir arkadaşlar. Diğer şekil kaçtır? Bakın ilki 1 bölü 2'dir. Yarısıdır çünkü. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Bir tane 10 parçaya bölünmüş. 10 kenarı varsa düzgün 10 gendir diyebilirsiniz arkadaşlar. 1 kenar, 2 kenar, 3 kenar, 4 kenar, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eğer bu bir düzgün ongense, yarısı alınmışsa 5 parçası alınmış. Evet, şimdi 4 parçası mı alınmış burada? 4 bölü 10. Diğeri 1 bölü 2'dir demek. 5 ile genişletirseniz 5 bölü 10 demek. Ya da buraya baktığınız zaman yarısı alınmış değil mi? 10 parçadan yarısı alınmışsa 5 parça alınmıştır. 5 bölü 10. Topla demiş kiminle? 4 bölü 10'la. Topladım. 9 bölü A şıkkı. 10 yani A şıkkı çıkmış olur. Anlamayan varsa sesinizi açıp söyleyebilirsiniz, tekrarlayabilirim. Öğretmenim. Efendim. Ben 5'i ve 6'yı anlamadım. 5'i geçtim niye söylemedin? Tekrar geri döneyim. Örneğin parmak kaldırdım. Ha, ben göremiyorum. Ekranda olanları ancak görebiliyorum. Şu an bir bakalım. 5-2 yolla çözmüştük değil mi? Hocam sonra 7. soruyu ben çözebilir miyim? Hayır. Hocam 5'i ben de anlamadım. Tamam. 2 yolla çözmüştüm. Bir daha ben çözeyim. Ben anlamadım hocam. Şimdi arkadaşlar diğer soruya geçmeden... Ben de anlamadım hocam. Diğer soruya geçmeden söyleyin lütfen. Bir sonraki soruya geçmeden söyleyin. Tekrar tekrar anlatabilirim. Şimdi ilk yolu anlamamıştınız. İkinci yolu da mı anlamadınız? Hocam ben ikisini de anladım. Şimdi şöyle yapalım. Hocam ben de anladım. Tamam arkadaşlar. Şöyle yapıyoruz. 4 tam var. Eksi 1 tam 2 bölü 3'ü bileşik kesire çevirmeyi biliyoruz değil mi artık? 1 kere 3, 3. 2 daha 5 bölü
3. Alperen, 5 bölü 3'te sıkıntı var mı? Yok. Çok güzel. Şimdi 4 tamdan 5 bölü 3'ü çıkaracağız. 4 tamdan 5 bölü 3'ü çıkaracağız. 4'ün altında gizli bir 1 var. 4'ün altında gizli bir 1 var. 1'in altında 1 var, 1'in altında 3 var. Paydaları eşit olmazsa ne toplama ne çıkarma yapamazsınız. O halde paydaları eşitliyorum. Paydaları kaçta eşitlerim? 3'te. 3 kere 4, 12. 3 kere 1, 3. Buraya kadar anladık mı? Öğretmenim, ben şeyi anlamadım. Niye 1'in altına 3 koyuyorsunuz? Ha, ben 4'ü, 4 bölü 1'i paydası 3 olacak şekilde bir genişletme yapıyorum. Hem payı hem paydayı çarpıyorum. Genişletme diyoruz ya bunun adına. Genişletme yaptınız, yani dengini yazıyorsunuz. Buna denk olan 4 kesrine denk olan kesir 12 bölü 3'tür. Bunu yazmaya denk olmasa çıkarılmaz ve toplanılmaz değil öğretmenim. Mi? 12 bölü 3 zaten 4 demek. Bunu biliyoruz değil mi? Şimdi 12 bölü 3 olunca, 5 bölü 3 de olunca bu ikisi hem toplanabiliyor hem çıkarılabiliyor. O halde 12'den artık 5'i çıkarabilirim. 7 olur. 3'ü aynen yazarsınız. 7 bölü 3 bulunmuş olur. 7 bölü 3 de 5 şıkkına eşittir. Evet, Alper Ulaç. Öğretmenim, hani siz 3 ile genişletiyorsunuz ya, altına 3 yazıyorsunuz. Evet. Onun yerine çarpı 3 yazsanız aslında anlarlar. Çarpı 3. Şöyle mi? Ben öyle yapıyorum. Şöyle mi? Evet. Yo, ben parantez içinde altına bir sayı yazdığın zaman bunun genişletme olduğunu bilmeniz lazım. Mesela 2 bölü 3 yazdım, tamam mı? Parantez içinde 2 yazdım. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Hem payı hem paydayı, hem de paydayı ile çarpın anlamına geliyor. Ya da genişletin. Alper arkadaşınız diyor ki hocam böyle yapın. Çarpı 2 yapın. O zaman 2 kere 2 4, 3 kere 2 6 yazarlar. Gerek yok çünkü hocam, çünkü siz kitaplardan baktığınız zaman çarpı 2 koymayabilirler. Sadece 2 evet koyarlar mesela. Şu an buraya 2 koyarsam 8 bölü 12 yazarsınız hemen. Çünkü hem payı hem paydayı 2 ile genişlet anlamına geliyor. Şimdi Alper anladık mı? Bir yol. Öğretmenim, ben zaten biliyordum. Bir yol gösterdim. Sana söylemiyorum, Alper'e soruyorum. He, Alper dediniz. Evet. Ha. Şimdi arkadaşlar bir şey daha söyleyeceğim. 4'ten bir kere 3, 3, 2 daha 5 bölü 3 müydü? Paydayı eşitlemeden, altına bir yazmadan şu soruyu nasıl çözdüğümüzü hatırlarsak ne yapıyorduk? Ya da 4 tam 5 bölü 3'ü nasıl yapıyorduk? 4 kere 3 12, 5 daha 17. 17 bölü 3 yazıyorduk. Hatırladınız mı? 4 kere 3 12, evet, 5 daha 17 bölü 3 yazıyorduk. Şimdi burada da 4 kere 3 12. 5 çıkart bölü 3 aynen yaz. Böyle de yazabilirsiniz. Aa hocam, bu daha kolaymış. O zaman bunu kim söylesin? Bakayım Alperen anlamış mı? Alperen, bu soruyu cevaplar mısın? 4 tam eksi 2 bölü 5. Ya az önce yaptığım gibi yap. 4 kere 5? 20. Ha. 20'nin üstünde 2 var. 2. 2 çıkart. 2 çıkart. 20. 20'den 2 çıkartacağız değil mi? Bak 4 kere 5 20. 2 çıkart. 18. Bölü? 5. Çok güzel. O zaman bir tanesini de kime sorayım? Bakayım ekranda. Muhammed Enes var. Muhammed Enes, bu çıkarmayı yapar mısın? 5 eksi 1 bölü 4. 5 eksi 1 bölü 4.
Enes kamerayı kapatıp öğretmenim. Mutfağa mı geçmişsin? Yok öğretmenim. Öğretmenim ben böyle sorularda kafam çok karışıyor. Aa. Bak Akın Alper Ulaş nasıl çözüyor. Hocam ben de yapabilirim. Hadi Akın Alper. Çözeyim mi öğretmenim? Evet. Öğretmenim ilk başta toplama işlemi yapıyoruz. 5'ten 4, 1 bölü 4. Nereye yapıyorsun? Benim ekrana yazdığım yazıyı görmüyor musun? 5 tam 1 bölü 4. Ha hocam tamam. Siz oraya eksi koymuşsunuz ya. Nereye gördüm? 5'ten 1 bölü 4. 5 kere 4? 5 kere 4 20. Eksi 1 19. Alper 19. bir tane daha yapacağız. Bir tane daha görebiliyor musun? 3 tam evet, eksi evet. 3 bölü 7 yap. 3 tam eksi 3 bölü 7. Evet. İlk başta 3 ve 7'yi çarpıyoruz. 3 kere 7 21 eksi 3. 21'den 3 çıkarınca 18 kalıyor. 18 bölü 7. Evet. Güzel. Hocam, Ali Bulut da cevaplasın. Hocam. Ali Bulut da cevaplasın. Bakayım anlaşılmış mı? Sonra Asmin'e soracağım. Hocam anladım. Hocam ben. Hocam ben lütfen. Arkadaşlar bekleyin ama şimdi Allah Allah. 8 tamdan 1 bölü 3'ü çıkaracak Asmin. İlk önce hocam 3 ile 8'i çarpıyoruz. 24. 24 olur. Evet. 1'i çıkartıyoruz. 23 bölü 3. 23 bölü 3. Aferin. Sonra kim cevaplıyordu? Ali. O zaman 7 tamdan 2 bölü 3'ü çıkart. Ben bunu yapmadık mı? Evet söyle. Hocam ben anladım. Ali. Ali duymuyor herhalde. Hocam ben Ali, yapabilir miyim? O zaman Asmin cevaplasın hemen. Olur. Hocam cevap 10. Gerçi Asmin sen cevapladın. Ben söyleyebilir miyim? Ben söz hakkı vermiştim pardon. Muhammed Enes vermiştim. Cemre Erva Kılıç cevaplasın. Öğretmenim ben yapamamıştım. Hocam. Erva Kılıç. Hocam ben yapabilir miyim? Hocam ben yapamamıştım. Anlamamıştım ama şimdi anladım. Tamam anladıysan sıkıntı yok o zaman. Bakalım Cemre Erva da anlamış mı? Evet. Hı-hı. Erva. 7 çarpı 3, 21. 21'den 2 çıkarırsak 18 yapıyordu. 18. 18 bölü 3. Hayır. Hocam yanlış. Yanlış yaptı hocam. 7 bölü 3. 21. Yanlış yaptı hocam. 7 kere 3, 21. 2, 2, 19. 19 bölü 3. Şimdi Cemre Erva'yı tam duyamadım. Siz sesinizi kapatıyorsunuz. Cemre için yeni bir soru geliyor. Hocam. Cemre için yeni bir soru. Müdahale etmiyorsunuz. 2 tam 1 bölü 2. Çarpı 2, 4, 4'ten 1 çıkarsak 3, 3 bölü 2. 3 bölü 2 dedi öğretmenim. Kaç bir daha söyler misin? 2 kere 2, 4. 1 çıktı. 2 çarpı 2, 4, 4'ten 1 çıkarsak 3, 3 bölü 2. Evet. Hocam peki mesela şey olsa... Nasıl? 5 tamdan... Şimdi bir sorumuza dönelim. Bence anlaşıldı. Anlamayan varsa söylesin. Anlamayanlar hocam bana soru sormasın lütfen.
Anlamayanlar söylesin. Hocam ben anlamadım. Efendim? Anlamadım ben. Anlamadın hocam, Hacer. Anlamadım. Hacer şöyle yapıyorsun. 2 ile 2 çarp 4. Bana sorun. 2 ile 2 çarp 4. Üstteki biri çıkart 3. 3 bölü payda aynen yazılır. Hacer şunu sen yap. 3'ten 1 bölü 5'i çıkaralım. 3 kere 5. 15 tamam. 1 çıkart. 14 evet. Faydayı aynen yaz. İşte bu kadar. Hacer'in sesi kapalı hocam. Biliyorum sesi kapalı ama ben dudak okuyabiliyorum. Görüşürüz. Devam edelim. Görüşürüz hocam. Hacer anladın mı? Evet bak anladım. Evet. Devam ediyoruz. Şimdi öncelikle 7. soruda verilen kesri toplarken bu arada 6. soruyu anlamıştık herhalde. Çözmüştük. 7'ye geçtim. Ben anlamadım demiştim ama. Nasıl? Ben anlamadım demiştim. Tamam, hemen onu da anlatayım. Bak şimdi burası yarısıdır değil mi? İlk şekil. İlk şekil yarımdır. Evet. İkinci şekil 10 parçaya bölünmüş 4 parça sağlanmış. Evet. Bunları toplayabilmen için paydaların eşit olması lazım. Mesela ikisi de 10 olsaydı toplayabilirdin değil mi? Evet. O zaman Resul bana söylesin. Resul Sezgin. Hocam ne oldu? 1 bölü 2'nin altına ne yazacağım? Sen el kaldırdın. Tamam hocam. Evet. 1 bölü 2. Resul kaçla çarpacağız? Hocam 5 ile. 5 ile çarp. Alperen için 5 ile çarptığımı söylüyorum. Paydayı 10 yapmak için ikisinin paydası 10 olursa o zaman toplama yapabilirim. O zaman hem 1'i hem de 2'yi 5 ile çarparsanız 5 bölü 10. 4 bölü 10 ile topladım. 4, 5 daha 9. 9. Bölü 10 olarak. 10. Anlaşılmayan bir şey var mı? Hayır hocam. Yok hocam. Çok güzel. Hocam 7'yi ben çizeyim. Öğretmenim süremiz azaldı. Süremiz azaldı. Evet. Son 2 dakika. Son 2 dakika. 13 dakika. Son bir soru daha çözelim ya. Hocam 7'yi ben çözeyim. 7'yi çözeyim. 7 mükemmel, perfect bir question. Şimdi önce parantezin içini toplayalım. 1 bölü 2 ile 1 bölü 4'ü toplayacaksınız. Hocam genişletmemiz lazım işte. Yani paydayı 2 yapacağız. 1 bölü 2 ile genişletirseniz 2 bölü 4 olur. 1 bölü 4 ile toplarsanız 3 bölü 4 olur. 3 bölü 4 O zaman 2 tam çıkıyor. Parantez içine çıktı. 3 bölü 4 mü? Evet. 5. Şimdi 5 bölü 2 bölü 4. 4, 8, 3 çıktı. 5. Ne yapacağım? Şöyle 4. Tamam mıyız? Evet. Anlamayan var hocam, mı? Hocam 9. soruyu, yok 8. soruyu da çözelim. Evet Esat sonraki soruyu çözüyor. Esat'tan sonraki soruyu ben çözebilir miyim? O uzun. Hiç söz hakkı almayanlar lütfen sesini açsın. Diğer ben almadım hocam. Hocam ben hiç almadım. Bugün hocam ben hiç almadım. Bugün duyuyor musun? Evet. Hocam ben de hiç almadım. Ben de almadım. Hocam ben de hiç almadım. Ben de hiç almadım. Ben de hiç almadım. Ben de hiç almadım hocam. Arkadaşlar bugün hiç ses hocam benim sıram. Ama ben hocam ben bugün hiç konuşmadım. Hocam siz bana söz hakkı verdiniz, hocam beni attı. Siz de bana söz hakkı verdiniz ama ben cevaplayamadım.
Bak ne diyorum ben? Türkçe biliyor musunuz? Daha önce söz hakkı alanlar mikrofonunu kapatsın. Asmin kapat. Hiç söz hakkı almayanların mikrofonu açık olabilir. Ama konuşmayacak. Şimdi Esat cevaplasın sonra mikrofonunu kapatsın. Kaçıncı öğretmeni? Dersi takip etmiyor musun? 8 değil mi? Evet. 8. soru. Aşağıdaki işlemlerden. Esat bana A şıkkını söyle. 2 öpmem 2 tam 4 bölü 1 artı toplarsak bunun sonucuyla sadece A şıkkını söylüyoruz. 2 kere 4 kere 4 8 artı 1 9 9 bölü 4. Bekle. Şimdi sesini kapat. Doğru. Ali Bulut söylesin. B şıkkını. Evet hocam. Dokuzuncu soru. İleride öğrenim birinci günün yarısı. Sekizi söylüyor. İkinci... Sekizde beş şıkkını söylüyor. Sekizde beş. Dört. Bir, üç, on iki. Dört kere üç, on iki. Çabuk. Üç kere dört, on iki. Dokuz. Dokuz bölü... Dokuz bölü... dört. Evet. Şimdi Cihat söylesin. C şıkkını. 5 bölü 4 artı 1 eşittir. Bir kere 4. 4 artı 1 eşittir 5. Ne 4 artı 1 ya? 5. Cihat bir kere 4, 4. 1 artı 5 bölü 4 yapıyorsun. Bir kere 4. 4. 5 ile topla. 9 bölü 4. Evet. Bu da 9 bölü 4 çıktı. Cihat sanki sen anlamamışsın. Doğru mu? Örneğin anladım da bu soruyu az önceki sorular gibi değil ya, o yüzden. Bu soruları sana anlamadım. Az önceki sorularda bir soldaydı, bu sefer sağa yazmış. Değişen bir şey olur mu? Evet. Toplama işlemidir bu. 2 ile 3'ü toplamak ile 3 ile 2'yi toplamak aynı şey değil mi? Aynı, biraz kafam karıştı. Ha. Aynı şey. O zaman hepsi 9 bölü 4 çıkmış. O zaman D şıkkı farklı çıkacakmış. Değil mi? Diyor hangisi farklıdır? İlk 3 şık doğrudur. D şıkkını hesaplamaya gerek duymayabilirsiniz. Öğretmenim süremiz doldu. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Anlamadıklarınız varsa videosunu izlersiniz. Daha iyi anlarsınız diye düşünüyorum. Like atın, abone olun. Bay bay. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar hocam abone olacağız. Aboneyim zaten. Görüşürüz arkadaşlar. Hocam yarınki dersimizde. Hocanın kanalına abone olmayı. Hocam paylaşım at. Hocam çık bunları da paylaşım. Abone olmayı unutmayın. Hocam abone olmayı unutmayın.